farklılıklarını en aza indirgemek. İstanbul gelişmişse Hakkari'de gelişsin diyor. Onun için göç durur. Orada o varsa burada bu da olsun diyor. Ne oldu? Dengeli olursa göç olmaz. İnsanlar bu sefer göç olmayınca da ülke toptan gelişir yani. Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmak. Bunların arasında en baba proje, en fazla yol alan proje GAP projesi. GAP. GAP sadece tarım projesi mi yoksa kültürel, turizm, bütün hepsi mi? Hepsi. Her anlamda var. Şu anda tarımda daha önde olmuş. Bunlardan hangisi? Doğayı koruma, erozyonu önleme projesi olarak geçer. Doğayı koruma, erozyonu önleme. Hangisi? Değil, değil. Yeşilırmak Havzası Geliştirme Projesi. Bak, Yeşilırmak Havzası Geliştirme Projesi'nin amacı Yeşilırmak'ın yaptığı taşkınları önlemek. Yeşilırmak Havzası Geliştirme Projesi doğayı koruma projesidir bir anlamda. Erozyonu önleme projesi arkadaşlar. Tabii, onu öyle bilelim. SBK, tövbe estağfurullah. Zonguldak, Bartın, Karabük. Bu ne anlama gelir? Taş kömürünü ve demir çeliği artırmak. Çevreciler destek verir mi? Niye? Çevre kirlenir. Çevreciler destek verir. Evet. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir de Bartın'a bir liman yapılacak arkadaşlar. Ucuz ham madde getirmek amacıyla. Gençler, şunları bilir misiniz? UNESCO kültür mirası. Gelin ben size bir şey söyleyeyim. Ya bunları ben verilemem. Ne gerek var yani? Hiçbir şey bilmiyorsam ben olsam 2016 yılı önemli. 2016 yılında UNESCO'nun koruma altına aldığı yer ani harabeler. Kars. Bak 2016. 2015'te de Efes'te Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri. Diyarbakır Kalesi. Çok bilmek istiyorsan son 2 yılı bil. Arkadaşlar son 2 yıl. Bak 2015'te Diyarbakır, Efes, 2016'da ani harabeleri. Bunların amacı ne? Biz niye bunlara üye oluyoruz, istiyoruz? Dünyada bizim reklamımızı yapıyorlar arkadaşlar, bunlarla birlikte. Ha, dünyada Türkiye ne oluyor? Tanıtılıyor. 2016 ani. Şunlar da daha 10-15 gün önce düştü. Yeni bilgi, UNESCO Dünya Kültür Mirası'nın geçici liste. Bayağı bir yeri var. Ben bunları pek düşünmüyorum. Şu 2015'ten 16'ydı. Bunlar geçici liste abi, geçici. Geçici olarak almışız. Promosyon gibi yani. Bunu alana diyor, bunları da veriyor. Tabii promosyon. Biz bunları parayla yaptırıyoruz. Mesela Almanya'ya git. Kültür mirasını söyle, onların da ayrı. Her ülke ayrı ayrı arkadaşlar. Hani. Gençler, mozaik yolu projesinin bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Sonlara geldik bu arada. İyi haberler veriyorum. Türkiye'deki, Anadolu'daki mozaikleri toplayıp koruma altına alan proje. Kim yapıyor bunu? İlber Ortaylı ile birlikte Van Derneği. Hocam Van Derneği ne? Van. Van Derneği. Kim? Sabancı'nın kurduğu bir örgüt arkadaşlar. Bunun amacı şunları kim yaptı? Kim üstleniyor para olarak? Sponsor? Şu şehirler. Hocam hangi şehir? Ben ne bileyim. Çok kolay. Ünvan alan 3 şehir. Maraş, Antep, Urfa. Yanına bir de Hatay'ı ekle. Bak 3 ünvan şehri. Bir de Hatay'ı ekle. Ya. Başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Durumumuz bu. Arkadaşlar. Milattan önce 3. yüzyılda bulunan mozaikteki desendeki yazı. Neşeli ol, hayatını yaşa. Burada da ne yazmışım sizler için? Bir. Bu da mutlu son demek. Onu da bırakayım. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir arkadaşlar. Hadi de bir dakika hemen gideceğiz. Bir tane selfie alalım. Facebook'ta da paylaşalım. Kapattın mı abi? Tamam. Araya bir selfie alıyoruz. Atanınca yazıyorsunuz ama. Rıza Akınkaya Facebook denik değil. Hocam şöyle kameraya otur. Şöyle yapıyorum. Gençler bir ellerimi alıyorum. Öyle öyle. Gözükmüyoruz. Felaket, felaket. Gözükmüyorsun dedin de. Hemen bir tane de ben çekeyim. Dur. Ön kameradan geliyoruz. Eller havaya. Eller. Bir tane daha ne olur? İndirme elleri. Arkadaşlar, Allah yolunuzu açık etsin. Bir problem olursa bana Facebook'tan da yazabilirsiniz. Bir gece yarısı bir şey kafana takılır, direkt yazsın, sorun yok. Yolunuz açık olsun. Görüşürüz. Sağ olun hocam. Sağ olmasın.
Telefon burada yok ki. Şu varmış. Bonjour.